videomda sizlere bu görmüş olduğunuz yazlık bluz yapımını anlatacağım. Yapımı çok kolay. Sadece trabzanlardan oluşan güzel bir tığ işi yazlık bluz olmuş oldu. İpimden bahsedeyim ilk olarak. İpim %100 pamuklu ve %100 koton bir iplik. 100 gram ve 200 metrelik bir ip. Bu kalınlıkta bir iplikle örgünüzü örebilirsiniz. Gayet uygun yazlık bir ip. Evet, ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Toplamda 41 santim eninde, boy olarak da 22 santim boyunda güzel bir bluz oldu. Daha uzun da örebilirsiniz, kısa da örebilirsiniz en olarak. Evet, şimdi yapımına geçelim. Bu model için kendi ölçüme göre 80 tane zincir attım. 80 tane zincirimizi attıktan sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. 80. zincirimi tutuyorum. 1, 2, 3 zincir daha çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. 80. zincirimin içine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Diğer zincirimin içine bir tane ikili trabzan. Bir sonraki zincirime bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bütün zincirlerimi ikili trabzanlarla dolduracağım. Sıra sonuna kadar. Trabzanı da göstereyim. Tekrardan tığımın üstüne ipimi alıyorum. Zincirimin içerisine batıyorum. İpimi alıyorum. Tığımın üstünde 3 tane ip var. İlk önce ikisinden çıkıyorum. Daha sonra ikisinden. Bu şekilde 80 tane zincirimizi dolduruyoruz. Arttırmaya veya eksiltme yapmayalım. Model eksilince ya da artınca da bozulabilir. Bu şekilde devam edelim. Evet, gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bütün zincirlerimin içine bir tane batarak trabzan yaptım. Sıra sonuna geldiğimizde 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Modelimizi yaparken bu şekilde batmıyoruz. V'lere, şu zincir tepelerindekilere V diyelim. Bu V'lere bu şekilde batmayacağız. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Şu tek bize bakan ipin ön dalına batıyorum. V'nin ön dalına batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer zincirimin yine ön dalına batıyorum. Bana bakan tarafı. Bu şekilde modelimi kurmuş oluyorum. Düz bir şekilde öreceğiz. Koltuk altına gelene kadar bu şekilde öreceğim. Her defasında model zaten kendini devam ediyor, devam ettiriyor bu şekilde. Arkasında önü de bu şekilde olacak. Sadece trabzan yaparken şu önlere batıyorum. Sadece bu. Şu önlere batacağız. Bu önlere batarak modelimizi oluşturmuş oluyoruz. 18 sıra öreceğim ben bu şekilde. Bu şekilde 18 sıra istediğim uzunluk. Benim için yeterli 18 sıra. Üst sıraya çıkarken her zaman 3 tane zincir çekiyorum. Modelimiz bu şekilde olacak. Bu şekilde örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar. Daha sonrasında ön ve arka parçaları birleştireceğiz. Evet, gösterdiğim şekilde ön ve arka parçamı örmüş oldum. Bu şekilde hazırladım. Toplamda 18 sıra örmüş oldum. Şimdi burada ipimi kesip artık yanları komple dikeceğim. Uzunca bir ip bırakıyorum dikiş için.
şekilde etamin iğnesiyle yan dikişlerimi tamamlayacağım. Dikişimi de şu şekilde yapıyorum. Örgümün iç tarafından dikiyorum. Şimdi biz bunu şu şekilde anlayacağız. Burası başlangıç zincirimizin sol tarafta olan kısmı bizim örgümüzün ön kısmı. Bunu içe bura, yine aynı şekilde buraya da ayarlıyorum. Tamam. Şimdi dikişimi de bir ilmek buradan aldım. Burayı komple dikiyoruz. Dizimin dikiş kısımlarını da tamamladım gösterdiğim şekilde. Şimdi askı kısmına geçiyorum. Askı kısmı için dilerseniz üstünde de örebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi ayrı da örebilirsiniz. Burada ipime 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimin haricinde 1, 2, 3 zincir daha çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım ve 4. zincirimin içerisine batıyorum. 1 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki zincirime bir tane ikili trabzan, bir sonraki zincire bir tane ikili trabzan ve bu şekilde zincirlerimi trabzanlarla dolduruyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir üst sıraya geçtim. Örgümü çevirdim. 4 tane şimdi her bir zincirin tepesini ikili trabzanlarla dolduruyorum bu şekilde. Yine son zincirin tepesine de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine trabzanlarla dolduruyorum. Bu şekilde iki tane askımızı hazırlayalım. Daha sonrasında bu dizimize dikeceğiz. Gösterdiğim şekilde bu dizimin askı kısımlarını da tamamladım. Toplamda 32 sıra örmüş oldum askımı. Şimdi etamin iğnesiyle normal dikeceğim bu dizime. Diğer askımı sabitledim. Buralara normal dikiyorum. Gösterdiğim şekilde dikiş kısımlarını da tamamladım. Askılarımız da bu şekilde oldu. Gayet güzel, kullanışlı, yazlık bir bluz oldu. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Yapacak olanları şimdiden kolay gelsin.